Konu başlığımız rasyonel sayılar arkadaşlar. A bir tam sayı, B de sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. A bölü B biçiminde, şeklinde yazılabilen sayılara biz matematikte rasyonel sayılar diyoruz. Bu nedenle her kesir aynı zamanda bir rasyonel sayı oluyor. Çünkü kesirler A bölü B şeklinde yazılıyor biliyorsunuz. Öyle değil mi? Örnekleyelim bunları 3 bölü 4, 5 bölü 3, eksi 2 bölü 9, eksi 4 bölü 5, 3 bölü eksi 2 bunlar hep birer rasyonel sayı örneğidir arkadaşlar. Rasyonel sayılar büyük Q harfi ile gösterilir. Demek ki rasyonel sayıların sembolü Q harfiymiş. Eksi 3 bölü 8. Eksi 3 bölü 8 3 bölü eksi 8 şeklinde verilmiş 3 tane ifademiz var. Bunları arkadaşlarımız çok karıştırabiliyorlar. Hocam eksiyi buraya yazmışız. Hocam eksi buraya yazılmış. Hocam eksi buraya yazılmış gibi böyle ifadeler geliyor. Bu tip gösterilen rasyonel sayıların 3'ü de arkadaşlar aynı rasyonel sayıyı belirtmektedir. Tamam mı? Eksinin kesirin önünde olması, 3'ün önünde olması ya da 8'in önünde olmasının hiçbir önemi yoktur. Ama işlemlerimizi karıştırmamak için arkadaşlar kesrin önünde olması daha güzeldir, daha eftaldir. Bunu sakın unutmayalım tamam mı? Şimdi şurada iki açıklamamız var. Onu da okuyalım. Önemli. Sıfırdan büyük rasyonel sayılara biz matematikte pozitif rasyonel sayılar diyoruz. Şöyle de gösteriyoruz. Hani yukarıda rasyonel sayılar Q harfiyle gösterilmişti ya. Bu da pozitif olduğu için Q artı harfi ile gösteriliyor. Sıfırdan küçük rasyonel sayılara ise negatif rasyonel sayılar. Buna da Q eksi. Ya Q'nun bu kuyruğunu yukarıdan aşağıdan yapmış olmanızın bir önemi yok. Şöyle de yapabilirsiniz yani aşağıdan. Tamam mı? Şöyle Q eksi şeklinde gösterilir. Bu işaretler karşınıza çıktığında şaşırmayın arkadaşlar. Bunlar da nereden çıktı demeyin. Şimdi güzel bir notumuzla devam ediyoruz. Her doğal sayı ve Tam sayı paydasına 1 yazılarak rasyonel sayı haline getirilebilir arkadaşlar. Bakın burada bir tam sayı örneği verilmiş. Biz de doğal sayı örneği verebiliriz. Önemli değil. Öncelikle bu tam sayımızı örnekleyelim. Eksi 4 paydasına 1 yazılmış. Eksi 4 bölü 1 diye ifade edilmiş. Eksi 4 hali tam sayıyken şöyle Z diyelim. Tam sayılar Z ile gösteriliyor ya. Eksi 4 bölü 1 gösterimi ise Q yani rasyonel sayı halidir. Doğal sayıya örnek verelim. Mesela diyelim ki 7. 7 arkadaşlar 7 bölü 1 diye. 0 da bir doğal sayıdır. 0 bölü 1 diye. Basamak sayısını artırabiliriz. Öyle değil mi? 375 sayısı. 375 bölü 1 diye arkadaşlar rasyonel olarak gösterilebilir. Bir de şurada tam sayı ve rasyonel sayı ayrımını gösterdik. Bir tanesine de doğal sayı ve rasyonel sayı ayrımını gösterelim. Şu doğal sayımıza örnek. Şu da rasyonel sayımıza örnek olmuş oldu. Bir diğer başlığımızla devam ediyoruz. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi nasıl oluyormuş? Bu da çok karıştırılan hususlardan bir tanesi yine. Dikkat edelim. Çok iyi dinleyelim ve mutlaka arkadaşlar bu sizler için hazırlamış olduğum notları defterlerimize not alalım. Bakalım şimdi rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesinin açıklaması neymiş? Rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterilirken hangi iki tam sayı arasında olduğu belirlenir. İlk önce buna dikkat ediyoruz. Sonra o iki tam sayı arası paydadaki sayı kadar eşit parçaya ayrılır. Hmm, bu da önemli. Aşağıdaki sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterelim o halde denmiş. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Sanırım burada not olarak vermedim ama ben kendim yazayım şuraya not olarak. Biliyorsunuz basit kesir ne demek? Basit kesirler her zaman için sayı doğrusunda şuraya yazıyorum. 0 ile 1 arasında yer alır. Tamam mı? 0 ile 1 arasında gösterilir diyelim. Şimdi örneklerimizi değerlendirelim. Mesela 1 bölü 3, 3 bölü 2 ve 9 bölü 4. Arkadaşlar bu örnekleri yapacağız. İlk başta benim gözüme 1 bölü 3 ilişti. Niye? Şu notumu arkadaşlar sağlıyor. 1 bölü 3 basit kesirdir. Payı paydasından küçük kesirlere basit kesir diyoruz. Burada da 1, 3'ten küçük olduğu için basit kesirdir. O halde bu sayımız 0 ile 1 arasında yer alacak. 0 ile 1 bakın. Peki şurada ne demiştik? Bakın, paydadaki sayı kadar eşit parçaya ayrılır. Neresi? 0 ile 1. Paydamda ne var? 3. 3 eş parçaya ayırdım bakın. 1 2 3. Kaçıncı parçayı işaretleyeceğim? birinci Çünkü pay kısmında 1 var. İşte 1/3'ün gösterilmesi gereken yer burası. 0 ile 1'in arasında birinci parça. Peki 3/2 nasıl gösterilir? Arkadaşlar 3/2'yi öncelikle tam sayılı kesire çevirebilirim. 3 bölü 2 tam sayılı kesir olarak nasıl gösterilir? 1 tam 1 bölü 2'dir öyle değil mi? Yani bir başka deyişle 1 ile 2 arasında yer alır. 1 ile 2 arasında yer aldığından paydam da 2 olduğundan 1 ile 2 arası 2 parçaya ayrılır. 1 ile 2 arasını 2 eş parçaya ayırdım. 1 tam 1 bölü 2 dediği için şu pay kısmındaki 1 olduğu için ben burayı arkadaşlar birinci parçayı hemen işaretledim. Ne dedim burası 1 tam 1 bölü 2 bir başka gösterimle 3 bölü 2'dir deyip geçebiliyorum. Gelelim 9 bölü 4'e. 9 bölü 4 de bileşik kesirdir. Bunu tam sayılı kesre çevirmeliyim. Tam sayılı kesre çevirdiğimde 2 tam 1 bölü 4 yapar. Bunu da hatırlamayan arkadaşlarımız için şurada gösterelim. 9'u 4'e böleceğiz. Bunu neden yapıyorum? Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirebilmek için. 9'da 4 2 defa. 2 kere 4 8 çıkardık 1. Şu görmüş olduğunuz 2 tam kısımdır. Bu görmüş olduğunuz 1 pay kısmına yazacağım kısımdır. Paydaya ise 4 yazarım. O da zaten şurası. Tamam mı? Demek ki 9 bölü 4 2 tam 1 bölü 4'e eşittir. Bu eşitlik olduğundan 2 ile 3 arasında yer alır. Çünkü benim tam kısmım 2. 2'yi biraz geçmiş 2 ile 3 arasında yer alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devamında bakın 2 ile 3 arasını buldum. Kaç eş parçaya böleceğime karar vereceğim. Paydaya bakıyorum 4 yazıyor o zaman 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldüm. Kaçıncı parçaya işaretleyeceğime ise şu şekilde karar veriyorum. Şu tam sayılı kesirde 2 tam 1 bölü 4 diyor ya pay kısmında 1 yazdığı için 1. parçaya işaretleyeceğim. Demek ki 9 bölü 4 bir başka deyişle 2 tam 1 bölü 4 görmüş olduğunuz şu yeşil noktanın olduğu yerde sayı doğrusu üzerinde gösterilmektedir arkadaşlar Örneklerimizi çeşitlendiriyoruz. Aşağıdaki sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterelim denmiş. Bakın. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 5 bölü 4 artı 5 bölü 4. Bu bilerek verilmiş arkadaşlar. Niye? Eksilisi ile artılısı arasındaki kıyası görebilelim diye. Şimdi basit kesirle alakalı bir not yazdırmıştım bir önceki sayfada. Ne dedik? Basit kesirler 0 ile 1 arasında yer alır demiştik. Negatif basit kesir olmaz. Arkadaşlar niye? Kesirler negatif olamaz. Ama burada basit kesir gibi gözüken işareti negatif olan rasyonel sayımız ne olur arkadaşlar? Sıfırla bir arasında değil de sıfırla eksi bir arasında yer alır bu sefer. O halde 1 bölü iki. Öncelikle 1 bölü ikiden başlayalım. Basit kesirdir sıfır ile bir arasında yer alır. Gördüğünüz gibi sıfır ile bir arasında gösterilmiş. paydamızda da iki olduğu için iki eş parçaya bölünür. Bir, iki. Pay kısmında 1 olduğu için birinci parça işaretlenir. 1 bölü 2 burasıdır. Tamam mı? Eksi 1 bölü 2 ise tıpkı artı 1 bölü 2 de olduğu gibi sadece sıfırın solunda yer alarak sıfır ile 1 arasında değil de sıfır ile eksi 1 arasında kendisine yer bulur. Yine paydamız 2 olduğu için 2 eş parçaya bölünür. Bakın. Birinci parçamız yani pay kısmı 1 olduğu için birinci parçamız işaretlenir. Şu görmüş olduğunuz nokta yeşil nokta eksi 1 bölü 2 rasyonel sayısını belirtmektedir. Gelelim 5 bölü 4'ü göstermeye. Önce pozitifi gösterelim. 5 bölü 4 acaba tam sayılı kesir olarak nasıl gösteriliyordu? 5'i şurada 4'e bölüyorum. 5'te 4 bir defa 1 kere 4 4 çıkardık. 1 nasıl yazılır? Şuradan 1 tam gelir. 1 bölü 4 derim. Şu 1 de şuradan gelir. 4 nedir? Şurasıdır arkadaşlar. 1 tam 1 bölü 4 olarak yazıldı. Peki ben bu 1 tam 1 bölü 4'ü hmm, şu yanlış gösterilmiş. Şunlar artı olacak. Şurası eksi olacak. Evet. Şimdi bu şekilde düzenledik. Devam edelim. 1 tam 1 bölü 4 sıfırın sağında kendisine yer bulur. 1 tam 1 bölü 4 dediği için biri geçmiş 1 ile 2 arasındadır. 1 ile 2 arasını buldum. Kaç eş parçaya böleceğim? Şu 4'ten ötürü 4 eş parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. Kaçıncı parçayı işaretleyeceğim? Şu 1'den dolayı 1. parçayı işaretleyeceğim. Bakın 1. Hani şu ikinci parça, şu üçüncü parça gibi, şu da dördüncü parça gibi düşünürsek birinci parçamız burası. 5 bölü 4 yani bir başka söylem ile 1 tam 1 bölü 4 sayı doğrusu üzerinde 1 ile 2 arasında şurada kendisine yer bulmaktadır. Peki bunun negatifi nasıl olur? Negatifi yine aynı şekildedir ama eksi 1 tam 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Şu eksi 5 bölü 4 ifadesi. Peki burada arkadaşlar eksi 1 tam dediği için bu eksi 1 ile eksi 2 arasında yer almaktadır. Peki kaç eş parçaya bölünecek bu aralık? 4 eş parçaya. Bakın 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. Yine birinci parçamız işaretlenecek. O da birinci parça şurası. Yani eksi 5 bölü 4. Farklı söylem ile eksi 1 tam 1 bölü 4 kendisine sayı doğrusu üzerinde eksi 1 ile eksi 2 arasında yer bulmaktadır. Bu rasyonel sayımız. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. Bu da çok kullanılan örneklerden. Testlerde çok çıkar arkadaşlar. Harfler kullanılmış. Bu harflerin yerine gelmesi gereken rasyonel sayılar soruluyor muhtemelen. Bakalım. Yukarıda verilen sayı doğrusu üzerindeki A, B, C, D ve E noktalarının rasyonel sayı karşılıklarını bulunuz denmiş. Şimdi kaba taslak baktığımızda sıfırın solunda yer alan A, B, C rasyonel sayıları negatif rasyonel sayılar olacakken sıfırın sağında yer alan D ve E rasyonel sayıları pozitif rasyonel sayılar olacaklar arkadaşlar. Şimdi bunları bulmaya çalışalım. A ile başlıyoruz. A'ya baktığımızda hangi tam sayılar arasında yer alıyor? Eksi 3 ile eksi 2 arasında yer almış. Bunlardan arkadaşlar eksi 2'yi biraz geçmiş ileride eksi 3'e doğru bir yerde yer almış A kendine. Peki ben bunu gösterirken nasıl göstereceğim? Bakın eksi 2 tam diyeceğim A için. Eksi 2 tam. Kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2. Buraya eşittir değil, kesir çizgisi yapacaktık. 2 eş parçaya bölündüğü için altına 2'yi yazdık. Kaçıncı parça işaretlenmiş? Birinci parça. Böyle gösterdik. Bunu ayrıca bileşik kesre de çevirebiliriz. 2 ile 2'yi çarparız 4, 1 ekleriz 5. Yani a eksi 5 bölü 2 olur. B'ye bakalım. B'ye baktığımızda eksi 1 ile eksi 2 arasında yer almış, eksi 1'i geçmiş. O halde eksi 1 tam olacak kesir çizgisi. Altına yine 2 eş parçaya ayrıldığı için 2 yazacağım. Yukarıya yine birinci parça işaretlendiği için 1 yazacağım. Eksi 1 tam 1 bölü 2 oldu. Peki bunu bileşik kesre çevirirsem farklı bir gösterimle nasıl göstermiş olurum? 1 kere 2, 2, bir daha eksi 3 bölü 2 olarak gösteririm. C'ye bakalım. C de arkadaşlar 0 ile eksi 1 arasında yer almış. Yani tam kısmı yok. Ne yapacağız o halde? Kesilir çizgimizi çizeceğiz. Kaç eş parçaya ayrılmış ona bakacağız. 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış paydaya 4 yazdık. Pay kısmına ne yazacağım? C'nin işaretli olduğu noktayı. 1, 2, 3. parça bize neyi veriyor? Pay kısmımızı veriyor. Ama 3 bölü 4 değil. Aman dikkat eksiği unutmayalım. Eksi 3 bölü 4. Demek ki A eksi 5 bölü 2. B eksi 3 bölü 2. C eksi 3 bölü 4. Negatif olanları bulduk. Geçelim pozitif olanları bulmaya. Burada D'yi bulalım şimdi. D 1 ile 2 arasında kendisine yer bulmuş sayı doğrumuz üzerinde. O zaman 1 tam diyoruz. Paydaya ne yazacağım? 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya ayrıldığı için 4. Kaçıncı parça işaretlenmiş? 1, 2, 3. parça işaretlenmiş. 1 tam 3 bölü 4. Bileşik kesre çevirip farklı gösterimle gösterirsek 1 kere 4, 4, 3 daha 7 bölü 4 de diyebiliriz. D rasyonel sayımıza. Geçiyoruz son olarak E rasyonel sayımıza. E ise sayı doğrusu üzerinde kendisine 2 ve 3 arasında, 2 ve 3 tam sayılar arasında yer bulmuş. O halde 2 tam diyoruz. Paydaya kaç eş parçaya ayrılmışsa bu aralık onu yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayrılmış. 5'i yazdım. Peki pay kısmına ne yazacağım? E'nin olduğu parçayı. 1, 2, 3. parça. Bu tam sayılı kesir haliyle gösterimi 2 tam 3 bölü 5. Bir de bileşik kesirle gösterelim rasyonel sayımızı. 2 kere 5 10, 3 daha 13 bölü 5 diyoruz ve sorumuzu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Konu başlığımız rasyonel sayıların ondalık açılımı ve devirli sayılar arkadaşlar. Hemen açıklamalarına geçelim. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle de gösterebiliriz. Bunun için şu yöntemleri kullanabiliriz. Hemen birinci maddemizle başlayalım. Birinci yöntemimiz şöyle. Paydayı onun kuvveti yapma. Paydası 10, 100, 1000 gibi onun pozitif tam sayı kuvveti olan veya olabilen, dönüştürülebilen kesirlere ondalık sayı, ondalık kesir denmektedir. Ondalık sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır arkadaşlar Rasyonel sayıları ondalık gösterimle göstermek için kesri paydası 10, 100, 1000 gibi 10'un kuvveti olacak şekilde genişletmeliyiz Hemen örnek üzerinde anlatalım isterseniz Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık açılımlarını bulalım Yani ondalık kesir şeklinde gösterelim deniliyor arkadaşlar İlk önce eksi 1 bölü 2'den başlayalım isterseniz Eksi 1 bölü 2 paydamda ne var? 2 var 2'yi ben arkadaşlar ona benzetebilir miyim? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ne ile genişleteceğim? 5 ile. Ama hem payı hem de paydayı 5 ile genişleteceğim. Buna dikkat edelim. İşareti de aynı kalacak. Eksi 1 bölü 2 ne olacak? 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. Eksi 5 bölü 10 olacak arkadaşlar. E biz bunu yazarken nasıl yazacağız? Eksi 0 tam onda 5. Yani eksi 0,5 diye. Burada işaretini yazmayı unutmuşuz. Şöyle eksi 0,5 diye göstereceğiz. Tamam mı? Geçelim buraya. 3 bölü 4. 4'ü 10'a benzetemem. Ne ile çarparsam çarpayım. Ne yapacağım o halde? 100'e benzeteceğim. Hangi sayıyla çarpmalıyım arkadaşlar? 25 ile genişletmeliyim. Hem payı hem de paydayı. 3'ü 25 ile genişletirsem 75. 4'ü 25 ile genişletirsem 100 yapar. E 75 bölü 100. Zaten pozitifti sayımız. Ondalık gösterim olarak nasıl gösterilir? 0,75 yani 0 tam %75 şeklinde ifade edilebilir. Bir başka negatif sayımız olan eksi 12 bölü 5'i inceleyelim. Bu sayımızda da arkadaşlar payda 10'a dönüştürülebilir. O halde 2 ile genişleteceğim. Hem payı hem de paydayı. 2 kere 12 24, 2 kere 5 10 yaptı. Eksi 12 bölü 5 sayımız eksi 24 bölü 10 halini aldı. E ondalık gösterim olarak nasıl gösterilir? Eksi 2 tam da 4. Eksi 2,4 şeklinde ifade edilir. Geldik bir diğer örneğimize. 24 bölü eksi 25'e. Burada şu eksi sizi aldatmasın arkadaşlar. Bu 24 bölü eksi 25 aynı zamanda eksi 24 bölü 25 demektir. Tamam mı? Eksinin aşağıda yukarıda Kesir çizgisinin önünde olmasının hiçbir önemi yok. Kesir çizgisinin önünde olursa daha güzel olur arkadaşlar işlem kolaylığı açısından. Şimdi 25'i biz kaçla genişleteceğiz? 10'a çeviremem 100'e çevirebilirim. 4 ile genişleteceğim. Hem payı hem de paydayı. Her ikisini birden 4 ile çarparsam ne olur? Pay kısmım eksi 96. Payda kısmım 100 olur. Bunu da yazarken eksi 0,96 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bakın burada da göstermişiz. 3 bölü 8. Bu pozitif bir rasyonel sayı. Bunu kaçla genişletirsem acaba ondalık gösterim elde ederim. Arkadaşlar payda 8 olduğunda sakın unutmayın. Ne ona ne yüze benzetemezsiniz. Neye benzetebilirsiniz? Bine. Bine benzetebilirsiniz. Kaçla genişleterek? 125 ile genişleterek. Peki hem payı hem de paydayı 125 ile genişleteceğim için 3 ile 125'i çarptığımda 3 kere 125 375 yapar. 8 kere 125 de 1000 yapar. 375 bölü 1000'i de ondalık gösterim olarak 0 tam 1375 375 diye yani 0,375 diye gösterebilirim. Geldik ikinci maddemize payı paydaya bölerek ondalık gösterime çevirmeye. Bir rasyonel sayının payını paydasına bölerek ondalık gösterimle ifade edebiliriz. Şimdi bunu bir örnekle açıklıyoruz arkadaşlar. 3 bölü 5 rasyonel sayısını ondalık gösterimle nasıl gösterebilirim? 3'ü 5'e bölüp 0,6 şekliyle gösterebilirim. Ama işlem olarak gösterelim. 3 bölü 5. 3'te 5 var mı? Yok. Buraya bir 0 ilave edip şuraya da 0 virgül yazarız. E artık 30'da 5 var mı? Evet var. 6 kere 5 30 yaptı. Çıkardık 0,0. 0. Bakın 0 tam onda 6'ya yani 0,6 ondalık gösterimine ulaştık. Geldik bir diğer örneğimize. Eksi 1 bölü 4 rasyonel sayısını ondalık gösterimle göstermek istediğimizde sonuç eksi 0,25 yapıyormuş. Ama nasıl? 1'i 4'e böleceğiz. 1'de 4 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0, buraya 0 virgül. 4 var mı? Evet var. Hemen yazıyorum. 2 kere 4, 8. Çıkardım 2 kaldı. 10'dan 8'i çıkardık 2 kaldı. 2'de 4 var mı arkadaşlar? Yok. O zaman buraya bir tane 0 yazma kredim var. 20'de 4 kaç defa? 5 defa. 5 kere 4 20 çıkardık 0 0. Şuraya arkadaşlar eksiği ilave etmedim. Sonuca eksi olarak ilave ediyorum. Eksi 0,25 diyorum ve sonucu buldum gördüğünüz gibi. Bir de şu durum vardır arkadaşlar. Çok önemli iyi izleyelim dinleyelim not alalım. Paydası 10 on ve 10'un katları şeklinde yazılamayan Rasyonel sayıların ondalık açılımlarının kesir kısımlarında tekrar eden rakamlar bulunur. Hmm, bakın, burası çok önemli. Bu tür ondalık kesirlere biz matematikte devirli ondalık gösterim diyoruz, tamam mı? Devirli sayılar şimdi devreye girdi. Hemen inceleyelim. Önemli bir konu, çok iyi anlayalım arkadaşlar ve mutlaka sizler için hazırlamış olduğum bu notları defterlerinize not alın. Daha sonra tekrar etmek için arkadaşlar bunlar önemli. 1 bölü 3 rasyonel sayısının ondalık açılımını bulalım denmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine 1'i 3'e bölebiliriz. Öyle değil mi? Bir önceki sayfada gösterdiğimiz gibi. E ama arkadaşlar 1'i 3'e bölerken bakın 1'de 3 yok. Buraya bir 0 yazdım 10. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 9. Çıkardık 1 kaldı. E 1'de 3 yok. Buraya bir 0 ekleme, ilave etme kredim var. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 9. Çıkardım 1 kaldı. 10'da 3 kaç defa? 3 kere 3 kere 3 9 çıkardım 1 kaldı. Bakın dikkat edin burası hep 1 kalıyor burası da hep 3 diye devam ediyor. İşte bu tip arkadaşlar rasyonel sayıları bu tip ondalık gösterime çevirdiğimizde böyle ondalık gösterimlere biz ne diyoruz? Devirli ondalık gösterim diyoruz matematikte ve biz bunu şu şekilde ifade edeceğiz. Bakın 0,3 diyeceğiz. Sürekli 3, 3, 3, 3 diye devam ettiği için 3'ün üzerine çizgi çekeceğiz. Eğer 3, 3, 3 diye değil de mesela 32, 32, 32 diye devam etseydi o zaman 0,32 derdik. 32'nin üzerine şöyle çizgimizi ilave ederdik 32 32 diye devam ettiği için tamam mı bunlara dikkat edelim tabi bu şu an için örneğimiz dışında kalan bir örnek oldu bizim örneğimizin sonucu bu gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaştık evet şimdi geldik yine önemli bir konuya arkadaşlar biraz önce bir rasyonel sayıyı devirli ondalık sayı olarak nasıl gösterebileceğimizi anlatmıştık. E bize devirli ondalık sayı olarak verilirse sayımız rasyonel sayıya çevirmemiz istenilirse ne yapacağız? Bu da önemli değil mi? Hemen şu notu kullanacağız. Bakın devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirirken virgül yokmuş gibi kabul edilirken verilen sayıdan devretmeyen basamaklardaki rakamların oluşturduğu sayı çıkarılır arkadaşlar hmm. demek ki sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağız arkadaşlar ve devamında bu çıkarmış olduğumuz sonucu nereye yazacağız paya yazacağız ardından paydaya ise virgülden sonraki kısma bakılarak devreden sayı kadar arkadaşlar devreden rakam sayısı kadar 9 devretmeyen rakam sayısı kadar da 0 yazacağız Buna dikkat edelim. Mesela burada harfli ifade olarak gösterilmiş, formülize edilmiş bir ifademiz var arkadaşlar. Bunu çok anlamayabilirsiniz ama yine de ben anlatacağım. Sonra örnekler üzerinde daha iyi anlayacaksınız konuyu. Bakın A virgül B, C, D sayısı. A virgül B, C, D sayısı. Bunun sadece cd D kısmı devrediyor. Ben buradaki notuma göre, ben bunu rasyonel olarak yazmak istediğimde ne yapacağım? Sayının tamamından virgül yokmuş gibi düşünerek A, B, C, D'den ne yapacağız? A, B, C, D'den çıkartacağım. Devretmeyen kısmı yine virgül yokmuş gibi düşünerek devretmeyen kısım neresi? A, B. Bunu paya yazacağım. Paydaya ise şöyle kesir çizgimizi yazalım. Paydaya ise arkadaşlar devreden sayı kadar 9, devretmeden sayı kadar 0 yazacağım. Tabii nereye bakarak? Virgülden sonraki kısma bakarak. Virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakamım var. Bu rakamlardan 2 tanesi devrettiği için 2 tane 9. Bir tanesi devretmediği için şu B. Bir tane 0 yazacağım. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki şu harfli ifadenin formülize edilerekken gösterilmiş hali bu. Hadi örnek üzerinde gösterelim şimdi. Aşağıdaki dönüşümleri inceleyelim. Önce yine basit harfli ifadeler var. Devamında burası var. Burayı birlikte çözeceğiz. 0 A. A devrediyor. Sayının tamamı nedir? A. Devretmeyen kısım sıfır. Yazmaya gerek yok a eksi 0 diye. Yani paya a yazdım. Paydaya ise virgülden sonraki kısma bakarak bir tane devreden rakam olduğu için 9 yazacağım. a bölü 9 benim sonucum olmuş olacak. Geçelim bir diğerine. 0 virgül ab. ab diyor bakın her ikisi birden. Sayının tamamı ab. AB'den devretmeyen kısım olan sıfırı çıkarttığımda yine AB yapar ve bunu paya yazdım AB diye. Paydaya ne yazacağım? Virgülden sonraki kısma bakıyorum. Bakın iki tane rakam var. Birisi A birisi B. İki tane rakam olduğu için iki tane 9'u paydaya yazdım. Benim sonucum AB bölü 99 yaptı. Geldim buraya. 0,0 A. A devrediyor yalnızca. E sayının tamamı A. Sıfırları görme. E A'dan sıfırları çıkarttığımızda yine A yapar. Paya A yazdım. Paydaya ne yazacağım? Virgülden sonraki kısma bakarak devreden rakam kadar 9, devretmeyen rakam kadar 0 yazacağım. E devreden A var sadece bir tane 9, devretmeyen de 0 var o da bir tane. Bir tane 0 ilave ettim. A bölü 90 oldu benim değerim. Son olarak A virgül B, ifadesi var ama bunu zaten burada yaptık arkadaşlar. Bu oluyordu söylemeye gerek duymuyorum. Sayısal ifadelere geçelim. 0,3 3 devrediyor. Bunu rasyonel sayı olarak nasıl yazarız? Bu devirli ondalık sayıyı. Arkadaşlar bakın sayının tamamından yani 3'ten devretmeyen kısmı olan 0'ı çıkarttığımda 3 eksi 0'dan 3 yapar. Bunu paya yazdık. Payımız 3. Paydaya ise virgülden sonraki kısma bakarak bir tane rakam devrettiği için bir tane 9 yazdım. 3 bölü 9 olarak bıraksam olur mu? Olur. Ama Sadeleştiriyorum 1 bölü 3 diye yazıyorum. Demek ki benim 0,3 ifademin rasyonel karşılığı 1 bölü 3 oldu. Geldik buraya 0,23 Devirli ondalık sayısı acaba arkadaşlar nasıl yazılabilir rasyonel olarak? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağım. O da 0. E 23'ten 0'ı çıkarsam 23 yapar. Paya yazdım. Paydaya ise Virgülden sonraki kısma bakarak devreden sayı kadar, devreden rakam kadar arkadaşlar 9 yazacağım. Bakın burada 2 tane devreden rakamımız var. 2 ve 3. O halde 2 tane 9 yazdım. Devretmeyen kısım olmadığı için virgülden sonra 0 yazmadım. Sonuç 23 bölü 99 yaptı. Bu da sadeleşmediği için sonuç bu şekilde kaldı. 0,04. Burada 0,4 devrediyor. Bu ondalık gösterimin, rasyonel gösterimi nasıldır? Ona bakacağız. Sayının tamamı 4. 4'ten devretmeyen kısım olan 0'ı çıkarttığımızda 4 eksi 0'dan 4 yaptı. Demek ki payımız 4. Geldik paydaya. Payda da arkadaşlar devreden 2 tane sayımız var. Devretmeyen hiç yok. Devreden 2 tane bu sayı için bu 2 tane rakamımız için 2 tane 9 yazacağız. E ne oldu? 4 bölü 99 sonucuna beni ulaştırdı. Bu örneğimiz güzel. Bunu burada birlikte tekrardan yapalım. 2,134. Şöyle karışmasın. 2,134 ne devrediyor? 34 devrediyor. Bunu rasyonel olarak gösterelim. Sayının tamamından 2134'ten ben devretmeyen kısım olan 21'i çıkartırım. Paya yazarım ve paydaya ise virgülden sonraki kısma bakarak arkadaşlar virgülden sonra ne var? 134. Devreden rakam kadar 9 bakın 3 ve 4 devreden rakamlarım o zaman 2 tane 9 yazdım. Devretmeyen rakam kadar yani bir tane birim var 0 yazılır. Sonuca yürüyelim. 2134'ten 21 çıkarsa kaç kalır? 2113 kalır arkadaşlar. Bölü 990 rasyonel sayısına beni ulaştırdı. Rasyonel sayılarda karşılaştırma. Rasyonel sayılarda karşılaştırma kesirlerdeki karşılaştırma gibidir arkadaşlar. Negatif sayılar pozitif sayılardan küçüktür. Pozitif sayılarda daha büyük olan kesir negatif sayılarda daha küçük olmaktadır. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı olduğu için rasyonel sayılarla tam sayılar karşılaştırılabilir. Bir hatırlatmamız var, bunu inceleyelim. Kesirleri karşılaştırma kuralları. Nelermiş bunlar bakalım. Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesir büyüktür. Bu pozitif rasyonel sayılar için geçerlidir arkadaşlar. Çünkü pozitif rasyonel sayılar zaten kesirleri ifade etmektedir. 6 bölü 8 büyüktür 5 bölü 8'den tamam mı? Payı büyük diğerinden o sebeple arkadaşlar paydalara eşit olan kesirlerde payı büyük olan diğerinden büyük olmuş oluyor. E peki payları eşit olduğunda ne oluyor? Paylara eşit olan kesirlerde paydası küçük olan diğer kesirden büyük oluyor. Bakın burada paylar eşit 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 10 demişiz paydası küçük olan daha büyük olduğu için. Diğer bütün karşılaştırmalar payda veya pay eşitlenerek yukarıdaki iki kurala göre yapılmaktadır arkadaşlar. Örnek aşağıdaki rasyonel sayıları sıralayalım denmiş. Rasyonel sayılarımızı okuyalım. 4 bölü 9, eksi 7 bölü 9 ve 1 bölü 3 rasyonel sayılarımız var. Bunları şimdi sıralayacağız. Arkadaşlar eksi 7 bölü 9 negatif olduğu için diğerlerinden kesinlikle küçüktür. Bunu hiç sıralamada araştırma yapmamıza gerek yok. Negatif olduğundan diğer iki pozitif rasyonel sayımızdan küçüktür. E 4 bölü 9 ile 1 bölü 3'ü karşılaştırırsak arkadaşlar burada payda eşitleme yoluna gideceğiz. Birinin paydası 9 diğerininki 3. Paydalar 9'da eşitlenebilir. 1 bölü 3'ü 3 ile genişlettiğimde hem payını hem de paydasını 3 ile çarparım. 3 kere 1 3, 3 kere 3 9 yani 1 bölü 3, 3 bölü 9'a eşit oldu. E 3 bölü 9 4 bölü 9'dan küçük olduğuna göre sıralamamız ne olur arkadaşlar? Eksi 7 bölü 9 küçüktür 1 bölü 3'den yani 3 bölü 9'dan. O da küçüktür 4 bölü 9'dan diyebiliriz. Bir diğer örneğimizde aşağıdaki rasyonel sayıları sıralayalım denmiş. Çok basit bakın. 5 bölü 9, 5 bölü 4 ve 5 bölü 7 rasyonel sayılarını sıralamak istediğimizde ne yapıyoruz? Pay kısımları dikkatimizi çekiyor. Neden? Çünkü hepsi birbirine eşit. E paydası küçük olan daha büyük. Bir başka söylem ile paydası büyük olan daha küçük olmuş oluyor. Burada küçükten büyüğe doğru sıralandığı için paydası büyük olana bakacağız. 5 bölü 9 küçüktür. 5 bölü 7'den o da küçüktür. 5 bölü 4'ten şeklinde sıralamamız olacak arkadaşlar. Bazı karşılaştırma stratejileri vardır. Bunlar nelerdir? Şimdi onlara bakalım. Bakın kesirler tam veya yarıma yakınlıklarına göre de sıralanabilirler. Tama yakınlık, yarıma yakınlık şeklinde. Bir diğer stratejimizde kesirler yaklaşık ondalık değerlerine göre de sıralanabilirler. Şimdi bunlara örnekler verelim isterseniz bir bakalım. Aşağıdaki rasyonel sayıları sıralayalım denmiş. Eksi 4 bölü 7 var. Eksi 13 bölü 27 var. Eksi 16 bölü 21 var. Bu sayıların tamamı negatif sayı olduğu için önce pozitif olarak inceleyip negatif olarak ardından sıralamak işlemlerde kolaylık sağlar arkadaşlar. Pozitifmiş gibi inceleyelim. Bakın şimdi 4 bölü 7 4 bölü 8'e çok yakındır ama büyüktür. Yani yarımdan 1 bölü 2'den büyüktür arkadaşlar. 13 bölü 27 13 bölü 26 olan yarıma yani 1 bölü 2'ye çok yakın ama yarımdan küçüktür. 16 bölü 21, 16 bölü 32 olan yani 1 bölü 2 olan yarımdan çok büyüktür arkadaşlar. Niye? Şöyle düşünelim bakın pay kısımları eşit, paydaları birbirinden farklı. Paydası küçük olan büyük oluyordu. Burada 22 var, 23 var, 24 var, 32'ye kadar bir sürü sayımız var. Tamam mı? 16 bölü 21 burada büyük oluyor. 16 bölü 32'den epey de bir sayı olduğu için arada yarımdan çok büyük olmuş olduğundan sıralamamızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. O halde en büyük sayımız 16 bölü 21 oluyor. Ortanca sayımız 4 bölü 7 en küçük sayımız ise 13 bölü 27 olmuş oluyor. Çünkü bu yarımdan küçük bu ise yarımdan büyük ama fazla büyük değil 16 bölü 21 yarımdan büyük ve epeyce bir büyük. Ama arkadaşlar Burada sıralamamız bitmedi. Niye? Bu pozitife göre sıralamaydı. Negatif sayıları sıralarken bu sıralamayı ters çeviririz. O halde ne olur? Eksi 16 bölü 21 küçüktür. Eksi 4 bölü 7 o da küçüktür. Eksi 13 bölü 27 şeklinde yazıla biliyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Pozitif gibi sıralayıp arkadaşlar bu şekilde bırakan arkadaşlarımız oluyor. Pozitif gibi sıralayabilirsiniz ama ardından bunların negatif sayı olduğunu unutmayacağız. Bize negatif olarak verildiğini unutmayacağız. Çünkü hataya düşebiliriz. Çok dikkat edelim tamam mı bu tip sorularda arkadaşlar? Şimdi bir notumuzla devam ediyoruz. Rasyonel sayıları sıralarken sayı doğrusunu da kullanabiliriz. Sağda kalanlar hep büyük. Şurası fazladan olmuş. Evet sağda kalanlar hep büyük solda kalanlar hep küçük olur arkadaşlar. Negatif olanlar sayı doğrusu üzerinde negatif olan kısım zaten küçük olan kısım pozitif olan kısım büyük olan kısım sıfırda referans noktası tam ortadadır. Sıfır rasyonel olarak yazılamaz gibi düşünmeyin arkadaşlar sıfırda sıfır bölü 1 sıfır bölü 2 gibi değerler alarak paydasında rasyonel sayı olarak gösterilebilir. Sayı doğrusunda görülen rasyonel sayıların doğru sıralanışı nedir denmiş bakın şu şekildedir. Burada eksi 3 bölü 2 rasyonel sayımız var, eksi 1 bölü 2 rasyonel sayımız var, artı 1 bölü 2 rasyonel sayımız var, bir de artı 3 bölü 2 rasyonel sayımız var. Zaten bunu soldan sağa doğru küçükten büyüğe ya da sağdan sola doğru büyükten küçüğe şeklinde sıralama yapabiliriz. Şu mantıktan harekette edebiliriz. Bakın bunlar negatif küçük olacaktır, bunlar pozitif büyük olacaktır arkadaşlar. Buradan hareketle de sorumuzu çözebilir. Sıralamamızı gerçekleştirebiliriz. O halde sıralamamızı yaparken ne diyeceğiz? Eksi 3 bölü 2 küçüktür. Eksi 1 bölü 2'den. O da küçüktür. Artı 1 bölü 2'den. O da küçüktür. Artı 3 bölü 2'den diyebiliriz. Büyükten küçüğe de sıralama yapabilirdik. O halde şu şekilde söylerdik. 3 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 2'den. O da büyüktür. Eksi 1 bölü 2'den. O da büyüktür. Eksi 3 bölü 2'den diyebilirdik arkadaşlar. Devam edelim. Ondalık gösterimle ifade ederek sıralama. He, şimdi buraya geldik. Rasyonel sayıları ondalık gösterime çevirerek de şu şekilde sıralama yapabiliriz. Bakalım nasıl oluyormuş? Ondalık gösterime çevirerek sıralama. Pozitif ondalık sayıları sıralarken önce tam kısımlarına bakarız arkadaşlar. Tamam mı? Önce tam kısımlarına bakılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür, tam kısmı küçük olan daha küçüktür. Hemen şurada bir örnek verelim. 3,2 2,57. Şimdi burada hangisi daha büyük? Öğrenci arkadaşlarımız böyle soru geldiğinde arkadaşlar hemen şuna aldanıyorlar. Sayının tamamına bakıyorlar. Bunu sanki 257, bunu da 32 gibi görüp bu daha büyüktür diyorlar. Hayır arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? Pozitif ondalık sayıları sıralarken önce tam kısımlarına bakarız. Bunun tam kısmında 3, bunun tam kısmında 2 var. O halde arkadaşlar bunları sıralarken ne diyeceğiz? 3 2'den büyük olduğu için 3,2 büyüktür 2,57'den diyeceğiz. Tabi bunlar pozitif ise. Negatif ise tam tersi. Araya küçüktür işaretini koyabileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer tam kısımları eşit ise bu kez sırada ne olur? Onda birler basamağı olur. Böyle bir örnek verelim. 5,12 bir de ne diyelim? 5,7 Buna bakalım şimdi de nasıl sıralama yapabiliriz? Baktığınızda yine dediğim gibi aldanan arkadaşlarımız olabiliyor. 5,12 burada 512 olaraktan onların gözüne gözüküp 512 büyüktür 57'den diye deyip hemen araya büyüktür işaretini koyabiliyorlar. Halbuki öyle değil arkadaşlar. İşin gerçeği şu şekilde bakın burada tam kısımlar eşit. O halde neye bakacağım? Kesir kısmındaki ilk sayımız olan onda birler basamağındaki 1 ve 7'ye. 1 7'den küçük olduğu için arkadaşlar 5,12 küçüktür 5,7'den diyeceğim. Zaten şöyle düşünürsek burada virgülden sonra 2 basamak var. Bunu da virgülden sonra 2 basamak yapabilmek için şuraya bir gizli sıfır eklediğimde Burası 5,70 oldu mu? Oldu. E zaten bu durumda baktığımızda 5,12 küçüktür. 5,70'den diyebiliriz. Tabi yine söylüyorum pozitifler için geçerli. Eğer bu sayılarımız negatif olsaydı aradaki işaretimiz büyüktür olmak zorundaydı. Tamam mı arkadaşlar? Tabi bu tam kısımların eşit olma durumu aynı şekilde onda birler basamağında da olabilir. O zaman yüzde birler basamağına bakarız. Yüzde birler basamakları da eşitse binde birler basamağına bakarız. Nokta 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 bu şekilde arkadaşlar. 10 binde birler, 100 binde birler yani eşitlik bozulana kadar basamaklar incelenebiliyor. Ardından sıralama yapılabiliyor. Basamaklarındaki rakamları sırayla karşılaştırırız denmiş. Buraya kadar anlattık. Geçelim buraya. Pozitif ondalık sayıları kendi arasında, negatifleri kendi arasında sıralama yaparsak daha kolay sıralamaya gidebiliriz denmiş. Evet doğru. Negatifleri kendi arasında sıralarız, pozitifleri kendi arasında sıralarsak, e, negatifler de pozitiflerden küçük olacağına göre negatifleri solda, pozitifleri de sağda sıralayarak yazar. E, sıralamamızı gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Negatif sayılar sıfırdan ve sıfırda pozitif sayılardan küçüktür. He, burası da önemli. Bize verilen ondalık gösterimleri sıralayacağımız zaman eğer içlerinde sıfır da varsa Arkadaşlar negatif olan ondalık gösterimler sıfırdan küçük olur. Pozitif olan ondalık gösterimler sıfırdan büyük olmak durumundadır. Buna da dikkat edeceğiz. Son olarak negatif sayıları pozitifmiş gibi sıralayıp daha sonra sıralamayı ters çevirebiliriz bilgisi burada da verilmiş arkadaşlar. Ama bu ters çevirme durumunu unutmamanız kaydıyla. Yoksa unutursanız işlemleri yanlış çözmüş olursunuz. Lütfen çok dikkat edelim. Rasyonel sayılarda toplama işlemi. Arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama işlemi yapılırken eğer paydalarımız eşitse direkt toplama işlemimizi yapıyoruz. Eğer paydalar eşit değilse tıpkı kesirlerde olduğu gibi paydalarımızı eşitliyoruz. Ardından payları toplayarak toplama işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. Bakın burada payı eşit olan bir örneğimiz var. 13 bölü 27 artı 24 bölü 27. Ortak payda üzerinde paylarımızı topluyoruz ve 37 bölü 27 sonucuna ulaşıyoruz. Tabi burada eğer sonucumuz sadeleştirilebiliyorsa en sade haline getirmemiz bizim için faydalı olacaktır. Bir sonraki örneğimizde 4 bölü 27 artı 17 bölü 21'den bahsediliyor. Burada 21'de paydalarımız eşitlenebilir. 7'yi 3 ile 21'i de 1 genişlettiğimizde yeni oluşan arkadaşlar rasyonel sayılarımız 12 bölü 21 17 bölü 21'dir. Bunları ortak payda altında yazdığımızda 12 artı 17 bölü 21'den 29 bölü 21 sonucuna ulaştık. 3 bölü 8 artı 4 bölü 5 ifadesinde bakın paydaları birini 5 ile diğerini 8 ile genişletiyorum. Ve burada şunu unutmuyoruz paydaları genişletiyorum diyorum ama bu genişletmiş olduğum sayılarla mutlaka pay kısımlarını da çarpıyoruz. 5 kere 3 15 5 kere 8 40. 8 kere 4 32, 8 kere 5 40. E payları artık topluyorum çünkü paydayı eşitleyip ortak payda altında yazdım. Ne yaptık? 15 ile 32'nin toplamı 47 bölü 40 sonucunu bana verdi. Birer tane de sayı doğrusu ve modelleme üzerinde örnek çözelim arkadaşlar. Bakın aşağıdaki sayı doğrusunda modellenen toplama işlemini yazalım denmiş. Biliyorsunuz sayı doğrusundaki toplama işlemlerinde şu aşağıdan gösterilen ok bize sonucu veriyordu. Sıfırdan başlıyorduk. Sıfır başlangıç yani referans noktasıydı. Sıfırdan nereye gelmiş ifademiz? Eksi 1 tam 2 bölü 3'e. Ardından arkadaşlar ters tarafa doğru 4 tam 2 bölü 3 devam etmiş. Bu toplamın sonucunda da 3 tama ulaşmışız. Şimdi sıfırdan buraya kadar geldim. Burası eksi 1 ile eksi 2 arasında ve bu aralık 3 eş parçaya bölünmüş. O yüzden pay da 3. İkinci parçaya okumuz düşmüş. O sebeple pay kısmımız 2. Şimdi buradan ters tarafa doğru. Ters taraf olduğu için bunun işareti eksi iken bunun işareti artı olacak. 4 tam 2 bölü 3. 4 tam nereden ileri geliyor arkadaşlar? Bakın 1 tam şöyle, 2. tam şöyle, 3. tam şöyle, 4. tam şöyle. Ardından bir de şu kadarlık değer gittiği için bu da 1, 2. Zaten burası 3 parçaya ayrılmıştı. 2 parça da buradan geliyor. 2 bölü 3'lük bir değer söz konusu. 4 tam 2 bölü 3. Topluyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? 3 tama ulaştık. 3 tam da bakın şu 1 tam, 2 tam, 3 tam. Buradan ileri geliyor. Diğer modellememizin olduğu örneğe bakalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane tamımız var. 2 tanesi taranmış. Şöyle gösterelim. Bu nasıl gösterilebilir rasyonel sayı olarak? 2 bölü 5 diye. Hemen altında 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane tamımız var. Bu kez 1 tanesi taranmış. Bu nasıl gösterilir arkadaşlar? 1 bölü 5 diye. Bu iki ifadeyi rasyonel sayı toplarsak sonuç olarak ulaştığımız... Bakın... 3 tane taralı bölge var ve tamamı 5 tane tam değerden oluşuyor. E o zaman bunu da 3 bölü 5 diye gösterebiliyorum. Şimdi geliyoruz rasyonel sayılarda toplama işleminin özelliklerine arkadaşlar. Hatırlarsanız tam sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman gibi özellikleri vardı. Öyle değil mi? Aynı özellikler rasyonel sayılarda toplama işleminde de geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle tek tek gösterelim. Değişme özelliği. Bakın sayıların yerleri değişse dahi sonucun değişmemesi gerekiyor. 4 bölü 9 ile 7 bölü 9'u toplamak demek. Eğer 7 bölü 9 ile 4 bölü 9'u toplamak demek anlamına geliyorsa ki öyle. Gördüğünüz gibi 11 bölü 9 eşittir 11 bölü 9 çıkıyor. Değişme özelliği vardır diyor ve geçiyoruz birleşme özelliğine. Birleşme özelliğinin mantığı neydi? 3 tane sayımız olacak ve bu sayılar parantezlerle ayrılacaktı. Tabi ilk önce son 2 sayıyı burada parantezle göstermişiz. Daha sonra ilk 2 sayıyı parantezle göstermişiz. Bu durumda öncelik parantezin olduğu için parantez içlerini çözdüğümüz takdirde her iki durumda da eşitlerin solu ve eşitlerin sağında aynı sonuçlara ulaşabiliyorsam ki burada ulaşmışım 133 bölü 60 133 bölü 60 her ikisinde de aynı sonuca ulaşmışım ve diyebilirim ki rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır. Geldik etkisiz eleman özelliğine. Etkisiz eleman toplama işleminde nedir? Herkesin sıfır dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Aman aldanmayalım. Çarpma işleminde birdir. Toplama işleminde sıfırdır. E o halde bakın buradaki örneğimize. 2 bölü 7 ile sıfırı toplamışım ve sonuç değişmemiş. 2 bölü 7 olmuş. Zaten değişmemesi lazım. Adı üzerinde etkisiz eleman öyle değil mi? Eğer değişirse etkisiz olmaktan çıkar. Evet burada rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisi elemanı sıfırdır diyor. Bu kez ters elemana geçiyoruz. Bakalım ters eleman özelliği nedir? Yine tam sayılarda olduğu gibi bir rasyonel sayının toplama işlemine göre tersi zıt işaretlisidir. Ters işaretlisidir arkadaşlar. O halde 1 bölü 5 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 5'tir arkadaşlar. E tabi bunu tersten de söyleyelim şöyle bir başka bir örnekle. Eksi 3 bölü 7 rasyonel sayısının tersi nedir diye sorsa bu kez artı 3 bölü 7'dir demek durumundayım. Örneklerimizle devam ediyoruz. Eşitliğine göre üçgen yerine ne gelmesi lazım? Bize o soruluyor. Arkadaşlar burada değişme özelliği var. Değişme özelliğinden istifade edeceğim. Bakın eşittirin sol tarafında eksi 4 bölü 7 var. Sağ tarafında da eksi 4 bölü 7 var. Eşittirin sağ tarafında 6 bölü 5 var. Sol tarafında yok. O halde ben bu üçgenin yerine 6 bölü 5 yazabilirim. Zaten mantığına baktığımızda değişme özelliğini. Eksi 4 bölü 7 ile 6 bölü 5'i topladığımda Sayıların yerlerini değiştirdiğimizde 6 bölü 5 ile eksi 4 bölü 7'nin toplamına eşit olmak zorundadır. Geçiyoruz bir diğer örneğimize. 3 bölü 2 sayısı ile 7 bölü 4'ün toplama işlemine göre tersinin toplamını bulunuz denmiş. 3 bölü 2 arkadaşlar yazacağız. Toplama işlemi yapın dediğine göre araya artı yazacağız. 7 bölü 4'ün toplama işlemine göre tersini de şöyle negatif olduğu için eksi 7 bölü 4 şeklinde parantez içerisinde göstereceğiz. Tamam mı? E işlemimizi devam ettirdiğimizde arkadaşlar bakın burada artı ile eksi yan yana gelmiş. Bu çıkarma işlemine dönüşür. 3 bölü 2 burası eksi olur artık. 7 bölü 4. Paydalarımız birbirinden farklı. Paydalarımızı eşitlememiz gerekiyor. Burayı 2 ile burayı 1 ile genişleteceğiz. Şimdi ne olacak yeni rasyonel sayılarımız? 6 bölü 4 eksi 7 bölü 4 halini alacak. 6 bölü 4'ten 7 bölü 4'ü çıkartırsam 6 eksi 7 eksi 1 bölü 4 sonucunu bana verecek. Zaten burada da göstermişiz arkadaşlar. Kısaca bir de rasyonel sayılarda çıkarma işleminden bahsedelim arkadaşlar. Çıkarma işlemi de tıpkı rasyonel sayılarda toplama işlemi gibidir. Paydaları eşit olduğunda direkt paylar çıkarılır sonuca yürünürken Paydaları farklı olduğunda önce payda eşitleme yoluna gidilip ardından paylar arasında çıkarma işlemi yapılıp sonuç bulunur arkadaşlar. Burada paydası farklı olan örnek vermişiz. 8 bölü 9 eksi 2 bölü 3 işleminin sonucunu bulalım demişiz. Bakın burada paydalar 9'da eşitlenir. 3'ün altına 3 yazarım paydasını 9'a genişletirim. Tabi pay kısmımızı da 3 ile genişletmek durumundayım. 8 bölü 9 eksi 2 bölü 3'ü 3 ile genişlettiğimde 6 bölü 9 yaptı. Artık paydalarım eşit. Ne yapacağım? Paylar arasında çıkarma işlemi yapacağım. 8'den 6 çıktı. 2 bölü 9 sonucunu bana verdi. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken pay ve paydalar kendi aralarında çarpılır. En sade halini bulmak için uygun sayılar arasında sadeleştirme yapılır. Tabi bu sonuçta arkadaşlar. Bakın şimdi örneğimize. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 7. 3 bölü 4 çarpı 5 bölü 7. Burada pay ile payı çarpıyorum. 3 kere 5 15. Payda ile paydayı çarpıyorum. 4 kere 7 28. 15 bölü 28 sonucuna ben ulaştım. Eksi 3 bölü 14 çarpı 7 bölü 2. Eksi ile bunun gizli işareti artıdır. Eksi ile artının çarpımından sonucun işareti eksi oldu arkadaşlar. 3 kere 7 21. 14 ile 2'yi çarpıyorum. 28 sonucunu verdi. Ve burada bir sadeleştirme durumu söz konusu. 21'de 28'de 7'ye bölünmektedir. 21'i 7'ye bölersem 3. 28'i 7'ye bölersem 4. İşaretimi de yazdım. Eksi 3 bölü 4 sonucuna ulaştım arkadaşlar. Başka bir örneğim var. Bakın. Eksi 13 bölü 27 çarpı. Eksi 9 bölü 26. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Burada eksi ile eksinin çarpımından sonuç artı olur. Bu bir kere net. Sayılarımızı yazalım. Bakın 13 ile 9 çarpım durumundadır. 27 ile de 26 çarpım durumundadır. Çünkü pay ile payı payda ile paydayı çarparım. Peki burada dikkat edilmesi gereken husus ne? Bakın sadeleştirmelerimiz var. İşimizi kolaylaştırıyor. 13 ile 26 sadeleşiyor. Ne oluyor? Aşağıda 2, yukarıda 1 kalıyor. 9 ile de 27 sadeleşiyor. Yukarıda 1, aşağıda 3 kalıyor. Artık çok daha sade ve net bir sonuca ulaşabiliyorum. Artıyı yine yazıyorum. Yazmasam da olur artıyı. 1 kere 1, 1. 3 kere 2, 6. 1 bölü 6 sonucuna beni götürdü. Bir diğer örneğimiz. Bunu sayı doğrusu üzerinde göstermişiz. Bakın birlikte inceleyelim. 5 çarpı 3 bölü 4. 5'in gizli paydası 1 olduğu için pay ile payı çarptığımda 5 kere 3 15. Payda ile paydayı çarptığımda 1 kere 4 4. 15 bölü 4 sonucuna beni götürdü. Şimdi arkadaşlar bu sayısal sonuçtu. Sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Şöyle. Arkadaşlar bu 5 tane 3 bölü 4 demektir. Bakın burada aralıklarımızın her birini 4 eş parçaya ayırıyorum. Tamam mı? 3 parça 3 parça ilerliyorum. Dikkat edin. 3 parça, 3 parça, 3 parça, 3 parça ve 3 parça. Toplam 5 tane 3 parça ilerledim. Son olarak nereye geldim arkadaşlar? 15 bölü 4'e geldim. Burada arkadaşlar her biri bunların 3 bölü 4'tür. Şöyle yazalım tek tek. 5 tane 3 bölü 4'te 15 bölü 4 sonucunu bana verdi. Sayı doğrusunda işlemler yukarıda gösterilirken sonuç aşağıda gösterilir tamam mı? Sıfırda da başlangıç noktasıdır, referans noktasıdır. Bir diğer örneğimiz bu kez şekille modelleme durumu söz konusu. Bakın 1 bölü 2 dediği yer arkadaşlar neresidir? Şurasıdır. 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta koymuş olduğum yer. Yukarıda da bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta koymadığım yer var. Küçük dikdörtgenler. E arkadaşlar toplam 10 tane bunun 5 tanesini işaretlediğime göre bu 5 bölü 10 yapar. Ben bunu sadeleştirirsem zaten 1 bölü 2'ye ulaşmış olurum. Peki 2 bölü 5 neresidir? Arkadaşlar bunu da yatay olarak değil de dikey olarak düşündüğümde kaç parçaya ayrılmış? Şu ortadaki çizgiyi görmeyin. Bakın 1, 2 parça işaretli. 1, 2, 3 parça işaretli değil. Toplamda 5 parçam var. İki parçası işaretli. O zaman 2 bölü 5 anlamına geliyor. Çarptığım takdirde arkadaşlar neye ulaşıyorum? 2 bölü 10 sonucuna. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane minik dikdörtgenim var. Bunlardan hangisinde hem nokta bakın başta nokta koymuştum hem de tarama durumu söz konusu şu görmüş olduğunuz kısımda. 1, 2 tane de. 2 bölü 10 sonucuna da işte buradan yürümüş oluyorum. Peki rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerine bakalım şimdi de. Nedir bunlar? Değişme, birleşme, etkisiz eleman, toplama işlemine ek olaraktan yutan elemanımız var. Bir de ters eleman özelliklerimiz söz konusu. Bunları arkadaşlar şimdi tek tek inceleyelim. Değişme özelliği ile başlıyoruz. Toplama işleminde aynı. Sayıların yerleri değişse dahi sonuç değişmiyorsa ne diyorduk? değişme özelliği vardır diyorduk. Burada 7 bölü 4 ile 5 bölü 9'un çarpımı eğer 5 bölü 9 ile 7 bölü 4'ün çarpımına eşitse değişme özelliği vardır diyeceğiz. Bakın eşit çıkmış. 35 bölü 36 eşittir. 35 bölü 36'ya o halde değişme özelliği vardır diyor. Geçiyoruz geldik birleşme özelliğine. Birleşme özelliğinin mantığı neydi arkadaşlar? 3 tane rasyonel sayımız olacak. Bunlardan öncelikle bakın son ikisini, ardından da ilk ikisini ayrı parantezler içerisinde göstereceğim ve işlem önceliğine göre önce parantezin içi yapılacağı için parantez içlerini ayrı ayrı yapıp eşittirin solunda ve eşittirin sağında ayrı ayrı işlemlerimi yapıp sonuçlarıma ulaşmaya çalışacağım. Peki sonuçlarıma eşit olması gerekiyor. Eğer eşitse zaten birleşme özelliği vardır diyeceğim. Burada da bakın dikkat edin 55 bölü 63 eşittir. 55 bölü 63 sonuçlarına ulaşmışım farklı parantez içlerinden gitmeme rağmen arkadaşlar demek ki rasyonel sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Geliyoruz etkisiz elemana. Arkadaşlar etkisiz elemanımız 1'dir. Bunu sakın unutmayalım. Toplama işlemininki 0, çarpma işlemininki 1'dir. Bunları karıştırmıyoruz. Burada 111 bölü 74 sayısıyla 1'i çarpmışım ve dikkat edin hiç etkilememiş sayıyı 111 bölü 74 olarak bana sonucumu vermiş. Demek ki çarpma işleminde etkisiz eleman 1'miş. Geliyoruz rasyonel sayılarda toplama işleminde olmayan yepyeni bir özelliğe. Yutan eleman özelliği. Arkadaşlar bakın 0 çarpma işleminde yutan eleman özelliğine sahiptir. Toplama işleminde etkisiz elemanken çarpma işleminde yutan elemandır. Çünkü işleme girdiği sayıyı 0 yapar yutar. 9 bölü 5 rasyonel sayısını ben 0 çarptığımda sonuç 0 yapar. Bakın 9 bölü 5 artık ortadan kalktı. Ne yaptı? 0. Bu 9 bölü 5'i yuttu. O zaman 0 çarpma işleminin, rasyonel sayılarda çarpma işleminin yutan elemanıdır arkadaşlar. Bir örnek üzerinde gösterelim. 6 bölü eksi 5 yani eksi 6 bölü 5 rasyonel sayısı bir sayı ile işleme girmiş. Sonuç 0 olmuş. Burada bu sayımız üçgen olarak gösterilmiş. Bu üçgen nedir? kaçtır bize bulun denmiş. Arkadaşlar sonuç sıfır olduğuna göre bu eksi 6 bölü 5 rasyonel sayısı yok olduğuna göre yutulduğuna göre burada yutan eleman özelliği söz konusu ve üçgenimiz nedir? Burada sıfırdır. Geçiyoruz ters eleman özelliğimize. Arkadaşlar Çarpımları bir olan rasyonel sayılara çarpma işlemine göre birbirinin tersi denir. Tamam mı? Bunu sakın unutmuyoruz. Çarpımları bir olacak. Yani etkisiz elemanı verecek. Çarpma işleminin etkisiz elemanını verecek. Bir başka söylem ile bana verilen rasyonel sayının payı ile paydasını ben yer değiştirirsem neyi bulmuş olurum? Çarpma işlemine göre tersini bulmuş olurum. Aldanmayalım. Bazı arkadaşlarımız oluyor. 3 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi nedir dediğimde toplama işlemine göre tersini alıp eksi 3 bölü 5'tir hocam diyor. Hayır yanlış arkadaşlar dikkat edelim. Çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 3'tür. Çünkü bu iki sayının çarpımı biri yani etkisiz elemanı verirken bir başka söylem ile 3 ile 5'in yerini değiştirirsem 3 bölü 5'in tersi 5 bölü 3 olmaktadır arkadaşlar. Geliyoruz dağılma özelliğimize. Arkadaşlar burada bu detayları siz not almak istersiniz belki diye yazdım. Bu detaylara çok fazla ben değinmeyeceğim. Sadece ekranda size görünsün diye burada gösteriyorum. Ne yapalım hemen örneğimizi gösterelim. Bakın dağılma özelliği şu şekilde. 1 bölü 6 çarpı sayımız verilmiş. 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Burada dikkat edin çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği verilmiş. Arada eksi olsaydı ne diyecektik bir şey değişmez. Sadece çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olacaktı. Bakın burada toplama gösterilmiş. Burada çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği zaten gösterilmiş. Biz şimdi toplama işlemi örneği verilmiş onu gösterelim. Ne yapacağız? Oklar atacağız. Şöyle oklar. Öncelikle 1 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü ardından 1 bölü 6 ile 3 bölü 4'ü çarpım durumunda yazacağım arkadaşlar. Bakın burada sadeleştirmelerimiz çıktı karşımıza. 2 ile 6'yı sadeleştirirsem aşağıda 3 yukarıda 1 kalır. 3 ile 6'yı sadeleştirirsem aşağıda 2 yukarıda 1 kalır. Devam ettirelim işlemimizi. Burada 1 kere 1'den 1 bölü 3 kere 3'den 9 gelirken. Burada 1 kere 1'den 1 2 kere 4'ten 8 gelir. Hadi paydalarımızı 72'de eşitleyelim. Buraya 8 buraya 9 yazdık. Ne oldu? Burası arkadaşlar 8 kere 1 8 bölü 72. Yan tarafta 9 kere 1 9 bölü 72 oldu. Peki sonuç ne olur arkadaşlar? Sonucumuz 8 9 daha 17 paydamız da 72. 17 bölü 72 sonucunu bana verdi. Demek ki dağılma özelliği de bu şekilde gerçekleşiyormuş. Geldik rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl gerçekleşiyor bunu anlatmaya. Arkadaşlar şimdi burada bazı açıklamalar var. Bunları hızlıca okuyup geçeceğim. Sizler için burada hazırladım. Not almak isteyen arkadaşlarımız olabilir konu tekrarı yapmak için. Hemen biz okuyup geçelim. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken kullanılan yöntem ters çevirip çarpma yöntemidir. Peki bu ters çevirip çarpma yöntemi nedir? Bu yöntemde birbirine bölünen iki kesirden ilk kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilerek ilk kesirle çarpılır. Yani pay ve payda kısaca yer değiştirir arkadaşlar. Bu aşamadan sonra rasyonel sayılarda çarpma işleminde öğrendiğimiz kurallar geçerlidir. Zaten çarpma işlemi yaparız devamında. Peki bölme işleminde nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar bölünen sayılarda tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevirmeye, bölünen sayılarda tam sayı varsa paydasına 1 yazmaya, çarpmaya dönüştükten sonra varsa sadeleştirmeye dikkat etmeliyiz tamam mı? Yani bu sadeleştirme gerçekleştirilmeli tabi sonuçta. Sadeleştirme yaparken çarpılan sayılarda paydaki herhangi bir sayı ile paydadaki herhangi bir sayı sadeleştirilebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Örneklerimizle devam ediyoruz. Eksi 3 bölü 4 bölü 5 bölü 2 işlemini bulalım şimdi. Eksi 3 bölü 4'ü yazdım. Bölü Şöyle bölü işareti. 5 bölü 2. Birinci rasyonel sayımı aynen yazacağım. Eksi 3 bölü 4 diye. Aradaki bölme artık çarpmaya dönüşecek. 5 bölü 2'yi 2 bölü 5 olarak yazacağım. Niye? Çünkü birincisi aynen yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılıyordu. Kuralımız buydu. Arkadaşlar herhangi bir sadeleştirme var mı? Bakın 2 ile 4 gözüme ilişiyor. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Başka da yok. 1 ile eksi 3'ün çarpımından eksi 3. 2 ile 5'in çarpımından 10. Eksi 3 bölü 10 sonucunu buldum. Bir sonraki örneğimize bakalım. Eksi 2 tam 1 bölü 3 ile eksi 1 tam 3 bölü 4 işleminin sonucunu bulacağız arkadaşlar. Bakın burada şunu önce bir yazalım. Eksi 2 tam 1 bölü 3 bölü eksi 1 tam 3 bölü 4. İşleme girişmeden arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle tam sayılı kesirlerimizi bileşik kesre çevireceğiz. 2 kere 3 6 bir daha 7. İlk rasyonel sayımız ne oldu? eksi 7 bölü 3 oldu. İkinci rasyonel sayımıza bakalım. Bazen ağzımızdan kesir diye kaçıyor arkadaşlar alışkanlık. Kesirler negatif olamaz buna dikkat edelim tamam mı? Rasyonel sayılar negatif olabilir. Şimdi işlemimize geri dönelim. Eksi 7 bölü 3'ü yazdık. Bölü bir diğer rasyonel sayımızı tam sayılı halden kurtarıyoruz. Bir kere 4, 4. 3 daha ne yaptı arkadaşlar? 7 bölü 4 yaptı. Önünde de eksisi var. Şöyle parantez içerisinde yazalım karışmasın. Eksi 7 bölü 3'ü aynen yazdım. Aradaki bölme çarpmaya dönüştü. Artık bunu ters çevireceğim. Eksi 4 bölü 7 olacak. Şu 7'ler birbirini yedi. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. Sonuca yürüyelim. Burada 1 kaldı 1 kere 4 4. Burada 1 kaldı 1 kere 3 3. Artı 4 bölü 3 benim sonucum olmuş oldu. Bölme işleminde sıfırın etkisi. Şimdi de bundan bahsedelim. Sıfır sayısının bir sayıya sıfır hariç bölümü sıfırdır. Sıfır bölü sıfır tanımsızdır. Bunu daha önce de anlatmıştık. Peki Örnek üzerinde göstermek gerekirse 0 bölü 3 bölü 5 eşittir 0'dır. Yani 0 bölü 3 bölü 5 şeklinde gösterdiğimde bunun sonucu 0'dır arkadaşlar. Ben bunu işte 5 bölü 3 şeklinde yazıp istediğim kadar çarpayım. Yine sonuç 0'ı vermektedir. Bir sayının 0'a bölümü ise tanımsızdır. Bölen sayı ve payda 0 olamaz. Çünkü olmayan bir bütün eş parçalara ayrılamaz. Yani eksi 2 bölü 5 bölü 0 diye bir ifade söz konusu değildir. Tanımsızdır arkadaşlar. Son olarak bölme işleminde birin etkisinden bahsedeceğiz. Bir sayısının bir sayıya bölümü o sayının çarpma işlemine göre tersidir. Bakın 1 bölü 5 bölü 3. 3 bölü 5 sonucunu verir. Şöyle 1 bölü 5 bölü 3. Bize 3 bölü 5 sonucunu nasıl verir? 1 çarpı diye yazarım. Ters çevirip çarpıyorum ya 3 bölü 5 olur. E, 1'in gizli paydası 1'dir. 1 kere 3, 3. 1 kere 5, 5. Gördünüz mü? 5 bölü 3, 1 ile çarpıldı. 3 bölü 5, yani çarpma işlemine göre tersini verdi. Bir sayının bile bölümü ise o sayının kendisini vermektedir. Eksi 279 bölü 1, eksi 279'u vermektedir arkadaşlar. Veya şöyle söyleyelim. 3 bölü 5, bölü 1 yine bize 3 bölü 5'i vermektedir tamam mı yani yukarıdaki örnekle aynı oldu ama 2 bölü 7 de diyebilirdik fark etmez 2 bölü 7 bölü 1 2 bölü 7'yi vermektedir peki bölme işleminde eksi birin etkisi nedir şimdi buna bakalım eksi bir sayısının bir sayıya bölümü çarpma işlemine göre tersinin toplama işlemine göre tersidir ne demektir bu şimdi buna bakalım. Yani sayı hem ters döner hem işaret değiştirir arkadaşlar. Peki ne demektir bu? Örnek üzerinde gösterelim. Bakın eksi 1'i ben bölüyorum. 2 bölü 9'a. Eksi 1'i çarpıyorum demektir bu ifade. Ters çevirip yazarsam 9 bölü 2'ye. Eksi 1 ile bu arada eksi 1'in gizli paydası 1. Eksi 1 ile 9'u çarparsam eksi 9 bölü 2 kere 1 2. Bakın dikkat edin. Eksi 9 bölü 2 sonucuna ulaştım. İlk durumdaki sayım 2 bölü 9'du. Son durumdaki sayım eksi 9 bölü 2. Bakın dikkat edin. Hem işaret değiştirdi hem payı paydası yer değiştirdi. Yani hem toplama işlemine göre tersi oldu hem de çarpma işlemine göre tersi oldu. Bir sayının eksi 1'e bölümü o sayının toplama işlemine göre tersidir. Yani ters işaretlisidir. Şimdi bunu gösterelim. 2 bölü 7'yi ben kaça bölüyorum? Eksi 1'e bölüyorum. Bakın eksi 1'in gizli paydası 1'dir arkadaşlar. 2 bölü 7 çarpı eksi 1'i ters çevirip yazsam da yine eksi 1 bölü 1 yapar. Bir şey değişmez. 2 ile eksi 1'in çarpımından eksi 2. 7 ile 1'in çarpımından 7. Eksi 2 bölü 7 sonucuna ulaştım. İlk durumdaki sayım 2 bölü 7 idi. Son durumdaki sayım eksi 2 bölü 7. E bu durumda ne oldu? Sayımın toplama işlemine göre tersine ulaştım. Birden fazla işlem içeren ifadelere çok adımlı işlemler denir arkadaşlar. Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerde işlemlerin hangi sırayla yapılacağı parantez, köşeli parantez gibi ayıraçlarla yani parantezlerle belirtilir. Tabi burada işlem önceliğine her zaman olduğu gibi bu konuda da çok dikkat etmemiz gerekmekte. Peki şöyle bir hatırlamak gerekirse işlem önceliği nasıldı? Önce parantez içi işlemler yapılır arkadaşlar. Sonra çarpma veya bölme işlemi yapılır. Daha sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılmaktadır birbirine göre önceliği olmayan işlemlerde ise yani aynı anda verilmiş çarpma ve bölmenin veya toplama ve çıkarmanın aynı anda bir arada verildiği durumlarda bunların birbirine göre üstünlüğü olmadığı için işlem sırası soldan sağa doğru takip edilmektedir arkadaşlar şimdi rasyonel sayılarda adım adım işlemler nasıl çözülür bir örnekle gösterelim örneğimizi inceleyelim Eksi 5 eksi parantez içerisinde eksi 3 bölü 5 çarpı 1 tam 2 bölü 5 artı eksi 4 bölü 25 işleminin sonucunu bizden bulmamız isteniliyor. Bakın arkadaşlar burada rasyonel sayılarımızın arasında 3 adet işlem var. Rasyonel sayılarda işlem önceliğine göre Önce hangi işlemi yapmalıyım? Çıkarma var, çarpma var, toplama var. Evet, herkesin çarpma dediğini duyar gibiyim. O halde ilk önce çarpma işlemini yapmam gerekiyor ve devamında çıkarma ve toplama işlemi aynı önceliğe sahip olduğu için solda çıkarma işlemi olduğundan dolayı çıkarmayı devamında da son olarak toplamayı yapıp işlemin sonucunu bulmayı hedefliyoruz. Bakın yapalım şimdi birlikte çarpma işlemi ne var? Eksi 3 bölü 5 ile 1 tam 2 bölü 5 rasyonel sayılarının çarpımı var. Burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Öncelik böylelikle de şu 1 tam 2 bölü 5 tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirip tam sayılı halden kurtaralım. 1 kere 5 5. 2 ekledim 7 bölü 5 oldu. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. 7 bölü 5'in gizli işareti nedir arkadaşlar? Artıdır. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. 3 kere 7 21. 5 kere 5 25. Eksi 21 bölü 25 sonucuna ulaştım. Peki şimdi çıkarma işlemi var sırada. Ama önünde ne vardı? Eksi 5 var. Eksi 5'i yazdım. Eksiyi yazdım çıkarmanın eksisi. Devamında da arkadaşlar eksi 21 bölü 25 bulmuştum. Bunu da ben buraya ilave ettiğimde burada hata olmuş arkadaşlar. Çünkü bakın buradan bir eksi geliyor. Bir de işlemin eksisi var çıkarma işleminin. Eksi ile eksinin çarpımından şurada artı olması lazım bu aranın. Hemen bunu biz bunu buraya ilave ederim Şu 21'in önündeki işaretin artı olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre tabii sonuç da değişecek. Bakalım. Eksi 5'in gizli paydası 1. Paydalarımızı 25'te eşitledik. 25 ile eksi 5'in çarpımından eksi 125. Buradan artı 21 geldi. Bölü 25 ortak payda altında yazdık. Şimdi burada her ikisini de eksili olarak algıladığı için ne yapmış? Toplamış. Eksi 146 yazmış ama birinin işareti artılı birinin işareti eksili aslında. Biz ne yapacağız? O zaman çıkartacağız. 125'ten 21'i çıkartacağız. 5'ten 1 çıktı 4. 2'den 2 çıktı 0. 104 yaptı. Aslında burası arkadaşlar böyle değil. Eksi 104 bölü 25 olmak zorunda. Tabi bu sonucu da etkileyecek. Tamam mı? Burada şimdi yerine yazarsak. Eksi 146 bölü 25 yazılmış burada. Biz bunu şimdi şurada yerine yazalım. Eksi 104 bölü 25 diye yazalım. Devamında toplama işlemimiz vardı ama 4'ün önünde de bir eksi olduğu için bakın burada da gözükmekte. Eksi ile artının çarpımından eksi gelir. Biz de bunu buraya şöyle eksi olarak ilave edelim. 4 bölü 25 diyelim. Bakın arkadaşlar eksi 104 eksi 4 işaretler aynı olduğu için toplanır. 104 ile 4'ü topladım benim sonucum eksi 108 bölü 25 çıktı. Burada da bu hatayı bu şekilde düzeltmiş olduk. Birden fazla kesir çizgisinin olduğu işlemlerde ana kesir çizgisine göre işlem yapılır. Bu da çok önemli. Bazı kardeşlerimiz burada hata yapabiliyor. Ana kesir çizgisi en büyük olan ve eşittir'in hizasında bulunan kesir çizgisidir. Buna dikkat edelim. Şimdi bununla alakalı bir örnek çözelim ki pekişsin bu açıklamamız. Bakın örneğimiz burada. Şuraya eşittir diyelim arkadaşlar. Ana kesir çizgimiz şu 5'in altındaki kesir çizgimiz. Burada da 3'ün altındaki kesir çizgimiz olmuş olur. Şimdi buna göre soruyu tekrar yazalım biz buraya. İşlemimizi gösterelim. 3 bölü 5 şöyle altında 4 bölü 1 var. Arada da bölme işlemi. 3'ün gizli paydası 1 şöyle 5 bölü 4 var. Hadi işlemimizi devam ettirelim arkadaşlar. Şu 3 bölü 5'i aynen yazarım. Çarpı derim. 4 bölü 1'i 1 bir bölü 4 diye yazarım ne olur arkadaşlar? 3 kere 1 3. 5 kere 4 20 oldu bu. Bölünün sonundaki işlemin sonucunu buldum. Şimdi bölünün sağındaki işlemin sonucunu bulalım. Nereye sıkıştıralım onu da şuraya sıkıştıralım. 3 bölü 1 çarpı ters çevirip yazarsak 4 bölü 5. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 3 kere 4 12 bölü 1 kere 5 5 yaptı. Hadi bu iki tane bulmuş olduğum sonucu işleme sokalım. İşlemimiz bölüme işlemiydi. 3 bölü 20 bölü 12 bölü 5. 3 bölü 20'yi aynen yazdım. 12 bölü 5'i ters çevirip çarpmam gerekiyor. 5 bölü 12 diye. Sadeleşen kısımlarımız var. 5'i 5'e böldüm 1. 20'yi 5'e böldüm 4. 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. Yukarıda 1'ler var. 1 kere 1 1. Aşağıda 4'ler var. 4 kere 4 16. Demek ki sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 16 olmuş oldu. Zaten burada da 1 bölü 16 sonucuna ulaşmışız. Öncelikle kare ifademizden başlayalım. Bir rasyonel sayının karesi bu sayının kendisi ile çarpımına eşittir arkadaşlar. A bölü B bir rasyonel sayı olmak üzere bakın burada da gösterilmiş. Ben bunun karesini nasıl bulabilirim? A bölü B şöyle karesi diye yazıp yan yana kendisi ile tekrarlı çarpımını yapacağım şöyle. Bakın A bölü B çarpı A bölü B diyebilirim. Ve sonuç olarak ne yaparım? A ile A'nın çarpımından a kare bölü şöyle yazalım b kare yazabilirim ve arkadaşlar ortak üstten dolayı şöyle a bölü b deyip karesi şeklinde tekrar ilk baştaki gösterime dönüştürebilirim. Gelelim şimdi bir de sayısal olaraktan bunu göstermeye. Bakın 3 bölü 4'ün karesi. Şurası aşağıda kalmış. 3 bölü 4'ün karesi. Bunu nasıl yazabilirim? 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 diye yazabilirim. İstersem sonuca doğru da ilerlerim. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16'dır derim. Demek ki 3 bölü 4'ün karesi ne yapıyormuş arkadaşlar? 9 bölü 16 yapmaktaymış. Bir sayının karesi kendisi ile çarpımı olduğundan ve iki negatif sayının çarpımı pozitif olduğundan dolayı arkadaşlar negatif bir sayının karesi pozitif olur diyebiliriz ve bu kuralı genelleştirebiliriz. Tüm negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada eksi 3 bölü 7'nin karesi işlemini inceleyelim. Bakın eksi 3 bölü 7 şuraya tekrar yazalım karesi. Göreceğiz ki sonuç pozitif çıkacak. Eksi 3 bölü 7'nin karesi 2 tane eksi 3 bölü 7'nin yan yana koyulup çarpılması anlamına gelmektedir. Buradan arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımından sonuç artı 3 kere 3 9 7 kere 7 49 bakın 9 bölü 49 sonucuna beni götürdü sayım eksiliydi karesini aldığımda ne oldu artılı bir sonuç bana verdi demek ki kuvvet çift olduğunda tabanım negatif de olsa arkadaşlar parantezin içerisinde olmak şartıyla arkadaşlar. Sonuç daima pozitif olmaktadır. Şimdi gelelim bir rasyonel sayının küpü nasıl bulunuyor? Bir rasyonel sayının küpü bu rasyonel sayının kendisiyle bu kez 3 kez çarpımına eşittir. A bölü B burada bir rasyonel sayı olmak üzere ben bunun küpünü nasıl bulabilirim? Şöyle A bölü B diye yazar üzerine 3 yazarım ve ben bu A bölü B'den 3 tane yan yana koyup çarparsam Neyi bulmuş olurum arkadaşlar? A bölü B'nin küpüne ulaşmış olurum. A ile A'nın çarpımından A kare. A kare ile A'nın çarpımından A küp sonucuna ulaşırım. B ile B'nin çarpımından B kare. B kare ile B'nin çarpımından B küp sonucuna ulaşırım. Üstler aynı olduğu için yine A bölü B diye yazıp üstüne şöyle 3 yazabilirim. Ve baştaki sonuca geri gelirim. Tabi sayısal işlem üzerinde daha güzel göreceğiz. Şimdi gelelim bir rasyonel sayının küpünün sayısal örneğine. Bakın burada 2 bölü 3'ün küpü denmiş. Çözümü var ama biz şurada gösterelim tekrar. 2 bölü 3'ün küpü demek arkadaşlar. 2 bölü 3'ü 3 defa yan yana koyup çarpacağım anlamına gelir. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3'tür. Pay kısmındaki 2'leri çarpalım önce. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. 8 bölü 27 yapıyormuş. 2 bölü 3'ün küpü arkadaşlar. Bir pozitif ve bir negatif sayının çarpımı negatif olduğundan dolayı negatif bir rasyonel sayının küpü negatiftir. Çünkü ilk iki negatif sayının birbiriyle çarpımı pozitif olacak ve bu çarpımın üçüncü kez kendisiyle çarpımından işaret negatife dönüşecektir arkadaşlar. Bu kuralı genelleştirebiliriz. Nasıl ki şöyle tüm negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir arkadaşlar. Bakın sayısal örnek üzerinde göstermek gerekirse eksi 1 bölü 10'un 3. kuvvetinin sonucunun negatif çıktığını gösterelim. Eksi 1 bölü 10. Bakın tek kuvveti aynı zamanda da küpü. Zaten karesi ve küpünü bulmayı işliyorduk rasyonel sayıların. Tabanım negatif ne yapacağım? Ben bunu 3 defa yan yana koyup çarpacağım. Ki küpünü bulayım öyle değil mi? Eksi 1 bölü 10'dan 3 tane yazmam gerekiyor. Evet şimdi yazdık. Hadi sonuca yürüyelim arkadaşlar. Ne yapar sonucumuz? Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımından eksi geldi. 1 kere 1 1 1 kere 1 1. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. Demek ki arkadaşlar eksi 1 bölü bin sonucuna götürdü beni. Bakın dikkat edin hem küpünü bulmuş oldum hem de şurada bahsetmiş olduğumuz sonucun negatif çıktığını görmüş oldum. Demek ki arkadaşlar kuvvet tek sayı olduğunda tabanım negatif ise eğer sonuç negatif oluyor. Birinci sorumuzda diyor ki bir sürahi 3 tam 1 bölü 2 litre meyve suyu almaktadır. 1 bardak ise 1 bölü 8 litre meyve suyu aldığına göre Sürahi'deki meyve suyunun kaç bardak geldiğini bulalım denmiş. Arkadaşlar büyüğü küçüğe böleceğiz. 3 tam 1 bölü 2'yi böleceğiz. 1 bölü 8'e. Öncelikle şu tam sayılı kesirden bir kurtulalım. Öyle değil mi? 3 kere 2 6 bir daha ne yaptı? 7 bölü 2 yaptı. Araya bölü işaretimizi koyduk. Devamında 1 bölü 8'i yazdık. Şimdi işlemimizi devam ettirelim. Birinci sayıyı aynen yazıyoruz. 7 bölü 2. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 8 bölü 1. Burada bir sadeleştirme durumu söz konusu. 8'i 2'ye bölersem 4 yaptı. 4 kere 7, 28 litre meyve suyu almaktaymış arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bir işi Erhan tek başına 12 günde, Sinan ise tek başına 18 günde yapmaktaymış. İkisi birlikte bir gün çalışarak işin kaçta kaçını yapabilirler bize bu soru diyor arkadaşlar. Şimdi Erhan'ın bir günlük çalışma gücü nedir? 1 bölü 12'dir. Öyle değil mi? Yani tek başına 12 günde bitirebiliyorsa bir günlük çalışma gücü 1 bölü 12 diye yazılır. Sinan'ınki 18'de bunu da 1 bölü 18 diye yazar toplarız. Çünkü ikisi bir arada çalışacaklar. Güçlerini birleştiriyorlar. Bu görmüş olduğumuz paydadaki 12 ve 18 arkadaşlar. Acaba kaçta eşitlenir? Evet 36 dediğinizi duyar gibiyim. Burası 3 ile genişletilir. Burası 2 ile genişletilirse paydalarımız 36'da eşitlenmiş olur. Şimdi 3 kere 1 3. 3 kere 12 36 diyebiliriz. Artı 2 kere 1 2. 2 kere 18 36 ve sonuca yürüdüğümüzde 3 ile 2'nin toplamı 5 yapar arkadaşlar. 36 zaten ortak paydamızdır. Demek ki 36'lık bir bütünün 5 parçasını bitirebilirler. Yani bu işin 36'da 5'ini tamamlamış olurlar bir günde Erhan'la Sinan. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir manav elindeki 300 adet elmayı onar onar paketleyerek her bir paketi 3 tam 1 bölü 4 TL'den satmak istiyor. Ancak paketlerin 4 bölü 10'unu satabiliyor. Buna göre elmaların satışından manavın eline kaç TL geçeceğini bulalım denmiş. Arkadaşlar öncelikle onar onar paketleyerek kaç paket elde ettiğini bir bulalım. Ne yapacağız? 300'ü biz burada 10'a bölmek durumundayız. 300 bölü 10 ne yapar? Şöyle hemen kısa yoldan göstereyim. Sıfırları götürerek 300 bölü 10 30 paket yapar. Tabi bu 30 paketin tamamını satamamış. Ne diyor? 4 bölü 10'unu satabilmiş. O zaman ne yapacağız? 30'un bir de 4 bölü 10'unu bulacağız. Şöyle çarpma işlemiyle bulalım. Şu sıfırla şu sıfır gider. 3 kere 4 12 paket arkadaşlar satmış. Peki şimdi geliri bulacağız işte. 12 paket satmış ve her bir paketten 3 tam 1 bölü 4 TL gelir elde etmiş. O halde ne yapalım? 12 çarpı 3 tam 1 bölü 4 diyelim. Tabi bunu bileşik kesre çevirirsek işimiz kolaylaşır. 12 çarpı 3 kere 4 12 bir daha 13 bölü 4 yaptı. Şu 12 ile 4 sadeleşirse burada 3 kaldı. 3 kere 13 ne yapar? 39 yapar. Bakın 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 39 TL gelir elde eder arkadaşlar. Satılan bu elmanlardan manavımız. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruyu önce bir okuyalım. Bakın güzel bir soru. Bir muşmula meyvesinin 3 bölü 5'i çekirdekten oluşmaktaymış. Bengisu Hanım kilogramı 1,2 TL olan bu muşmulalardan 10 kilogram alıyor. Alınan meyvenin çekirdeği dışında kalan yenilebilen kısımlarının 1 kilogramının kaç TL'ye geldiğini bulalım demiş. Öncelikle biz toplamda kaç para ödemişiz onu bir bulalım. Arkadaşlar 10 kilo almışım kilogramına 1,2 TL ödemişim. Ne yapar? 10 çarpı 1,2 12 TL yapar. Kısa yoldan şöyle düşünelim. Şu 0 virgülü yok eder. 12 TL yapar. Demek ki 12 TL toplam ödenen para. Tamam mı? Pazarda muşmulaya toplam ödenen para. Bu 12 TL. Şimdi arkadaşlar bize burada ne diyor bakın 3 bölü 5'i muşmulanın çekirdekten oluşmaktadır diyor. Şimdi geriye kalan yenilebilen kısmını nasıl bulabilirim? Şuraya gösterelim. 5 bölü 5 tamamıdır. Çekirdekli kısmı olan 3 bölü 5'i ben çıkartırsam geriye 2 bölü 5 kalır. Bu yenilebilen kısımdır tamam mı? Yenen kısım. Peki arkadaşlar yenen kısım 2 bölü 5'i olduğuna göre ve benim aldığım toplam kilogram 10 kilogram olduğuna göre bu 10 kilogramı ben yenilebilen kısmını bulabilmek için 2 bölü 5 ile çarparım. Onu 5'e bölersem 2 kalır 2 kere 2 4 kilogram demek ki yenilebilen kısım var arkadaşlar öyle değil mi? Peki 4 kilogram yenilebilen kısım varsa ve ben toplamda 12 TL ödemişsem 12'yi 4'e bölerim. 3 TL olur benim 1 kilogramımın ücreti arkadaşlar yenilebilen kısmın 1 kilogramının ücreti 3 TL olmuş olur Şimdi de beşinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Özer ailesi üç büyük yani anne baba dede ve iki çocuktan oluşmaktadır. Özer ailesi bir otelde bir gün tatil yapmayı planlıyor ve bu otelde bir büyük için ödenen günlük fiyat 80 TL'dir. Otelde bir çocuk için ödenen fiyat ise büyük için ödenen fiyatın 3 bölü 4'ü kadardır. Buna göre bu ailenin otele ödediği bir günlük toplam fiyat kaç TL'dir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle çocuk fiyatını bulalım. Çocuk fiyatı yetişkin fiyatının 3 bölü 4'ü kadarmış. Onu bir bulalım. 80'i biz ne yapalım burada? 3 bölü 4 ile çarpalım. 80'i 4'e bölersem ne yapar? 20 yapar. 20 ile de 3'ü çarparsam 60 TL yapar. Bu 60 TL nedir arkadaşlar? Çocuk ücreti tabii bir tane çocuk ücreti. Bir çocuk ücreti. Peki bu otelde konaklayacak kaç çocuk vardı? İki çocuk. O zaman 60 ile 2'yi çarpıyoruz. 120 TL. Yetişkin kaç taneydi? 3'tü. 80 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 8, 24. 240 TL. Toplamı da bu ikisini toplayarak bulabiliriz arkadaşlar. Hadi bulalım. 0, 4 2 daha 6 2 1 daha 3 360 TL bu otele ödenilecek toplam ücrettir arkadaşlar. Aklınıza şu gelebilir hocam burada hep tam sayıları kullandık rasyonel sayı nerede? Konumuz rasyonel sayı diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada 80'in 3 bölü 4'ünü bulurken ne yaptık? 80'i 3 bölü 4 rasyonel sayısı ile çarpıp 60 bulduk. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.